çalışmamız başlayalım. Hazırım. Projemizin adını biliyor musunuz? Projemizin adı gelin birlikte oyun oynayalım projesi. İngilizce olarak ismini tam telaffuz edemediğim için Türkçesini biliyorum. Hangi ülkeler bu projede yer almaktadır? Avrupa Birliği ülkesi ve bizden toplam 4 ülke, Polonya, İspanya ve İtalya ve birlikte Türkiye, 4 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir proje bu. Projemizin ikinci yılındayız. Bu yıl her ülke kendi oyunlarını tanıtacaklar. Oyunlarda Avrupa kültürünü yakından tanıyacağınızı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Ben 12 Ekim, 18 Ekim tarihleri arasında Polonya'da kültürünü, Polonya'nın örf adetlerini, yaşantısını, oyunlarını yakından tanıdık. Diğer ülkelerden de bizim ülkemize gelişler olacak, bizim ülkeden İspanya'ya giriş olacak inşallah. Zaten projenin amacı da bu. Ülkelerin yakın kültürünü, birlikte ortak değerlerini tanıyıp, aradaki köprüleri daha yakın hale getirme hedefi var projenin. İnşallah Avrupa kültürünü yakından tanıyacağımıza inanıyorum. Nisan 2015 tarihinde ülkemiz ortaklarının ev sahipliği yapacak. Okulumuza Nisan 2015 tarihinde Avrupa'dan gelecek öğretmen, öğrenci ve idarecilere ilçemizi tanıtmak için neler yapabilir? Daha önce gittiğimiz Polonya ilçesinde içerik olarak bize neler yapılacağı noktasında az veya çok önceden bilgi verildi. Biz de onları baz alarak yönetici öğretmenimiz Özlem Çalışkan Hocam'la birlikte bu üç ülke öğrencisi, idarecisi öğretmenlerin ilçemizi ziyaretlerinde nereleri gezdireceğimizi, onlara neler yapacağımızı şu an planlama aşamasındayız. Sonuçta Türk kültürü hakikaten geniş bir yelpazesi olan kültür. Planlamamız devam ediyor. Evet, ülkemizi, ilçemizi, ilimizi ve dinimizi onlara en iyi şekilde tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi söyleyebilirim. Proje sizin kişisel ve mesleki gelişiminize nasıl katkı sağlayabilir? Ben bu okula geldikten sonra bu projenin kendi şahsım adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani beni bayağı geliştirdi, bakışımı değiştirdi. Özellikle yapmış olduğumuz Polonya gezisinde ne kadar dil noktasında eksik olduğumu gördüm. Şu an elimden geldiği kadar dil eksikliğini, İngilizce eksikliğini gidermek için çabalamak gerektiğine inandığından dolayı şu an İngilizce çalışıyorum. Yani iyi manada baktığımızda bu. Bir diğer şey, daha önce hiçbir ülke vatandaşıyla yakın olarak direkten temas olmadığı için, direkt temas halinde olmadığı için oraya gittiğimizde insanların hakikaten cana yakın olduklarına, karşıdan göründüğü gibi olmadığını gördük. Bu da bendeki daha önceden var olan fikirlerde olumlu manada değişiklik yaptı. Yani benim kendi kişisel ve mesleğim açısından büyük katkıları olduğunu inanıyorum. İlçemizdeki 23 Nisan kutlamalarına katılacaklar. Katılımları ilçemizde ve ülkemizde ne gibi katkılar sağlayabilir? Başta da söylediğim gibi buradaki amaç kültürleri, ülkeleri, birbirlerini, örflerini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanımaları. Varsa ortadaki önyargıların ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği projeleri ve Erasmus projeleri gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi benim onlarla ilgili var olan bir takım ön yargılarım şu an yok. Mutlaka onların da bizimle ilgili ön yargıları vardır. Ülkemize geldiğinde, ilçemize geldiğinde, özellikle biz Türklerin misafirperverliğini, ilçemizin misafirperverliğini onlara göstereceğiz. Kültürümüzü, tarihimizi, tarihsel onlar tarafından bilinen bir takım yanlış bilgileri düzeltme manasında faydalı olacağına inanıyorum ben. Bir de okulumuz açısından eminim merkezi ortaokul olarak bizim bunu yapmamız zaten bize yakışan budur. Ben bu konuda da bu işin içerisinde yer alan İngilizce öğretmenimize, daha önceki idarecilerimize teşekkür etmek istiyorum. İlçemize büyük bir fırsat, okulumuza büyük bir fırsat tanınması açısından. Yani bu işler paralı yapılsa ilçe adına tanıtımlar büyük rakamlar harcanıyor ama ilçemize gelecek bir grup ve gruplar bizi en iyi şekilde burada tanıdıklarında, gittiği yerlerde bizi en iyi şekilde anlatacaklarına inanıyorum. İlçemiz adına büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum ben. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.